Şahin Yıldırım'la Kültür Sanat Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta köy enstitülerinin kuruluşunun 82. yıl dönümü dolayısıyla bir konuğumuz var. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Remzi Çomakçı. Remzi Çomakçı bir eğitimci, 35 yılı aşkındır eğitim hayatında, halen de bu görevini sürdürüyor. Çeşitli sendikalarda başkanlık yaptı, kurucu başkanlık yaptı ve şu anda da Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin başkanı olarak görevini sürdürmekte. Remzi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yıldırım. Şimdi köy enstitülerini, tabii köy enstitüleri bizim eğitim hayatımızda gerçekten de önemli bir devrim. Köy enstitüleri ne zaman kuruldu, hangi amaçla ortaya çıktı ve niçin kapandı, bu arada geçen sürede neler yapıldı, bütün bunları Remzi Çomakçı ile konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Remzi Bey, ben öncelikle size bu köy enstitüleri fikrinin nereden çıktığını sormak istiyorum. Niçin, buna nereden ihtiyaç duyuldu? Neden bu böyle bir eğitimde, böyle bir hamleye, üstelik de adı köy enstitüsü olup adında köy bulunan bir eğitim hamlesine gidişin nedenleri nelerdi? Bunu neler hazırladı bu? Hangi ihtiyaçlardan doğdu? Önce şunu söyleyeyim Sayın Yıldırım. Köy enstitüleri gerçi Anadolu'nun kendi gerçeğidir. Bunu da biraz sonra izah edeceğim size. 9 Eylül 1923'te emperyalizme karşı verdiğiniz milli mücadeleyi kazanıyorsunuz. Evet. Yunan ordusunu İzmir'de denize döküyorsunuz. 4 yıl süren Ulusal Kurtuluş Savaşı. Ondan evveliyatı 11 yıl süren işte Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı. Son 11 yılını, yani 9 Eylül 1922'ye kadar Anadolu insanı, Anadolu toprağında yaşayan halkımız 11 yılını savaşlarla cepheden cepheye geçirdi. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurtuluş mücadelesini başlatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Kimsenin inanmadığı, kimsenin olmaz dediğini olduran bir güç, yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları emperyalizme karşı verdikleri milli mücadeleyi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamladılar. Ve Genç Cumhuriyeti ilan ettiğinizde, 29 Ekim 1923'te Genç Cumhuriyeti ilan edildiğinde Türkiye'nin realitesi, gerçeği nedir diye baktığınızda toplam nüfusunuz 12-13 milyon. Evet. Okur yazar oranınız %3 ile 5 arasında değişiyor. Evet. Okur yazar oranı. Bu %3'lük 5'lik okur yazar oranı da tamamı Türk ve Müslümanlardan değil. Bunu %3'lük 5'lik sayının içerisinde birçok da gayrimüslim vatandaş var. Yani. Evet. Nüfus nedir diye baktığınızda, nüfusun dağılımına baktığınızda 40 bin tane köyünüz var. Evet. Bu 40 bin köyünüzün, nüfusunuzun hatta 85'i Cumhuriyet'in ilk yıllarında kırsalda yaşıyor, köyde yaşıyor. Evet. Ve ülkenin geçim kaynağı, ana geçim kaynağı tarım. Köylüden aldığınız vergilerle ve diğer katkılarla devleti idare etmeye çalışıyorsunuz. Sanayiniz yok denecek kadar az. Uzun süren savaşlar ekonominizi perişan etmiş. Bu anlamda ülke nüfusunun %80'i de 85'i de kırsalda yaşadığı için gelişmenizi, kalkınmanızı işin içerisine köyü ve köylüyü de katmak zorundasınız. Evet. Sadece kent nüfusuyla yeni cumhuriyeti ayağa kaldırmanızı imkan yok. Çünkü kitlenin büyüğü, esas güç Anadolu'da ve köylerde yaşıyor. 40 bin köyünüzün 37-38 bininde okul yok, öğretmen yok. Çok az sayıda okul ve öğretmen var. Bu anlamda köyün geliştirilmesi, köyün kalkındırılması, kırsalın kalkındırılması ve bu kırsaldaki gücün ekonomiye doğru ivmelenmesi için, evrilebilmesi için de kalkınmanın öncelikle köyden başlaması gerekiyor bu aşamada. Onun için de köy enstitüleri gerçeği Anadolu'nun kendi ihtiyaçlarından, temel ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır diyoruz. Ve bu ihtiyaçtan dolayı da köy enstitüleri kurulmadan önce bir ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında eğitimin ne kadar önemli olduğunu Mustafa Kemal ve arkadaşları gördüler, biliyorlardı. Bütün ömrü hayatlarında zaten bunu araştırmakla geçti Mustafa Kemal'in. Bu anlamda da öncelikle eğitim sorununu, temel eğitim dediğimiz ilk öğretim sorununun çözülmesi gerekiyordu. Evet. Bu sorun çözülmediği sürece diğer ülkenin bekleyen sorunlarının çözülmesine imkan yoktu. Bu sebepten dolayı da 1923'ten sonra ciddi anlamda eğitim hamleleri yapılmak istendi.
Daha önce Osmanlı'dan arta kalan dönemde birkaç öğretmen okulu vardı. Bu okullardan yetiştirdiğiniz öğretmenler, şehir merkezindeki öğretmen okullarından yetiştirdiğiniz gençleri Anadolu'ya gönderdiğinizde, köylere gönderdiğinizde, kendileri kent kültürü içerisinde yetişmiş, büyümüş oldukları için yolu olmayan, barınağı olmayan, yani barınağı derken öğretmen o köye vardığında, evet, dersliği olmayan, öğretmenin kalabileceği şartları taşıyan nitelikte bir lojmanı olmadığından dolayı köy yerleşim yerlerine giden öğretmenler, görevler olarak giden öğretmenler kısa bir süre sonra bu hayat kendilerine göre görmedikleri için görevlerini geri dönüp bırakıp gelmek zorunda kalıyorlardı. Sadece okuma yazma öğretiyorsunuz. O dönemde başlangıçta çok sınırlı sayıdaki insanlara bu eğitim veriyorsunuz. O okuma yazma verdiğiniz kişiler de üzerine bir şey katmadığınız takdirde birkaç yıl sonra insanların hafızasından silinip çıkıp gidiyor. Evet, demek ki yani o dönemde aslında hem nüfusun çoğunluğunun köylerde olması, hem Türkiye'nin yani şeyini ekonomik olarak kalkınması tarıma dayalı olduğu için doğal olarak böyle köyden başlayan bir eğitim hamlesi gerekiyordu. Peki kuruluşu nasıl oldu? Biraz kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedebilirim. Evet, hemen Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940'da kuruldu ama Köy Enstitüleri kurulmadan önce bu konuda başka denemeler yapıldı. Evet. Yani kısa yoldan sonuç alabilir miyiz? Daha kısa süre dönem içerisinde eğitim meselesini çözebilir miyiz diye bir takım girişimlerde bulunuldu ama... Nasıl girişimlerdi onlar? O biraz sonra anlatayım. O girişimlerden istenilen sonuç elde edilemedi. Nedir? Örneğin 1933'lerde şöyle bir görüş ortaya atılıyor. Mustafa Kemal kendisi de bu görüşü bildiriyor. Ve diyor ki, öğretmene ihtiyacınız var. Yani okullarınıza, köy okullarınıza öğretmen göndermeniz gerekiyor. Diğer taraftan yeterli sayıda derslik ve gönderdiğiniz öğretmenin barınabilmesi için iskan durumunu çözmeniz gerekiyor. Lojman yapmanız gerekiyor. Çare olarak 1933'lerde şu düşünüldü. Denildi ki askerliğini çavuş olarak yapan ve terhis olmuş köy çocuklarından bunlardan yararlanalım, bunları kısa bir eğitimden geçirdikten sonra köylere görevli olarak gönderelim ve bunları da bu yolla köyün eğitim sorunu çözmeye çalışalım dedi. Böyle bir metot düşünüldü. O çavuşlar kendi köylerinde mi yoksa başka köylerde? Şöyle, ilk etapta 1933'teki ilk denemelerde Ankara ve çevresinden öğrenci toplandı. Evet. Eskişehir Mahmudiye'de bir eğitmen kurs merkezi açıldı. Bu kursa katılan, Ankara ve çevresinden toplanan kursa katılan, eğitmen kursu diyoruz biz bunlara. Bu kursa katılıp 6 aylık eğitimini tamamlayan eğitmenler, nüfusu 400'ün altında olan yerleşim yerlerine eğitmen olarak atandılar. Fakat nüfusu 400'ün altında olan bu eğitmenler bu köylere gittiklerinde, şöyle söyleyeyim, sadece İlk öğretim, temel eğitimin ilk 3 sınıfında ait eğitimi veriyorlardı. Çünkü bu askerliğini çavuş olarak bitirmiş, tamamlamış bu gençler, kişiler herhangi bir eğitim, pedagojik eğitimi almış değillerdi. Evet. Akademik bir eğitimler de yoktu. Sadece okuma yazma biliyorlardı. Askerlikte bunlar nasıl olsa okuma yazma öğrenmişlerdir. 4 işlem, yani matematikteki 4 işlemi az çok yapıyordur. İşte biz bunları köye gönderelim, köyün ve kırsalın kalkınması için, bunların ihtiyacı olan eğitimi tamamlaması için deyip bu eğitimi tamamlayanlar özellikle yakın takip olsun diye Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından da Ankara'nın ilçelerine bağlı köy merkezlerine gönderildiler. Evet. Ve tabii ki bunların takibi için de bu öğretmenler oraya gönderildiğinde, eğitime başladıklarında bunların eğitim verirken süreç içerisinde gelişimlerini tamamlamak için de gezici başı öğretmenler atandı. Yani 8 ya da 18 köyün köyü içerisine alacak şekilde, bir çember içerisine alacak şekilde o 8-18 köydeki çalışan eğitmenleri kontrol etme, gelişimini sağlama, ürünü açmak maksadıyla, rehberlik etmek maksadıyla daha doğrusu. Bunlara eğitmen başı dediğimiz öğretmenler atandı. Bunların önünü açmak maksadıyla. Bu şekilde bakıldı ki olumlu bir netice alınıyor, sonuç alınıyor. Yani iyiye gidiyor. Evet. İyiye gidiyor ama esas arzu edilen bu değil. Esas arzu edilen birden beşe kadar
Yani çünkü anayasanıza koymuşsunuz, 1924 anayasasına koymuşsunuz. Demişsiniz ki ilk öğretim parasız ve zorunlu demişsiniz. 5 evet. yıllık eğitim zorunlu demişsiniz. Bu da, kanun da böyle emrettiği için sorunu eğitmenlerle çözülebilecek ama siz orada Mahmudiye'de bir tane eğitmen kursu açtınız. Atıyorum yani 150-200 tane eğitmen mezun ettiniz ve Ankara'nın köylerine dağıttınız. Peki, ama Türkiye sadece Ankara'dan mesul tabii. değil ki. Diğerlerini ne yapacaksınız? İşte o zaman şey çıkıyor ortaya. Yani şimdi az önce konuştuk ama köy enstitülerinin aslında bir şeyi de burada bir amacı da ortaya çıkıyor değil mi? Yani evet. köy enstitülerinin temel amaçları vardır diye düşünüyorum yani kurulurken. Henüz ortada anlattığımız yere kadar köy enstitüsü yoktu ama köy enstitülerine evet. doğru ilerliyoruz şu an. Evet. Duruyoruz yani oraya Anladım. Doğru gidiyoruz. Anladım. İşte bu denemelerden sonra olayı daha profesyonel hale getirebilmek için yani eğitimi daha kaliteli ve nitelikli hale sunabilmek ve 3 yıl değil sadece nüfusu 400'ün altındaki olan köylerde değil daha nüfus sayısı fazla olan köylerde ve eğitimi de 3 yıl değil 5 yıla çıkarabilmek için evet. öğretmen okulları açılması planlandı. Ve öğretmen okulları da açıldı. İlk öğretmen okullarının açıldığı yerler 4 tane öğretmen okulu açıldı Türkiye genelinde. Bunlardan birisi Eskişehir Çiftelerdeki köy öğretmen okulu 1937'de açıldı. Yani. Arkasından yine 1937'de İzmir Kızılçullu'da köy öğretmen okulu açıldı. Yine Kırklareli Lüleburgaz köy öğretmen okulu 1938'de açıldı ve arkasından da 4. olarak da Kastamonu Gölköy'de 1939 yılında öğretmen okulları açıldı. Ve buraya öğrenciler alınmaya başlandı. Bu öğrencilerden burada mezun olacak öğrenciler bu eğitimini tamamladıktan sonra da eğitime geçilmesi kararlaştırdı. Fakat bu arada bir gelişme yaşandı bu okulların açılmasından sonra. O da şu. Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum sizin de. 17 evet. Temmuz 1939'da 1. Maarif Şurası toplandı Ankara'da. 1939'da. He, 1. Maarif Şurası toplandı. Bugün hala devam ediyor değil mi bu maarif şuraları? Tabii Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde bugüne kadar bazen sendikalar öncülüğünde yani eğitim sendikaları öncülüğünde mesela TÖS de yaptı geçmişte de evet. 68'de Devrimci Öğretmen Şurası'nı toplamıştı. İlk 1. Maarif Kongresi yani Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Kongresi Şurası diyelim 1939'da toplandı fakat ilginç olan şu. Şimdi günümüzde de maarif şuralar toplanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı şuraları toplanıyor ama çalışma izlencesi bir ya da iki gün. Evet. Hatta son benim bildiğim kadarıyla külliyede bir toplantı yapıldı geçtiğimiz yıl. Evet, bir günü geçmedi zaten. Evet. Evet. Ama 39'da toplanan maarif şurası tam 13 gün sürüyor çalışıyor. Hmm. Yani burada bu işle ilgili uzmanlar, eğitimciler 13 gün süreyle bu konuyu tartışıyorlar ve burada bir tavsiye kararı çıkıyor devrin ilgili hükümetine. Ve orada deniliyor ki sadece okul, köyün öğretmen ihtiyacını karşılamak yetmiyor. Köyün başka sorunları da var. Evet. Köyün sağlık sorunları var. Evet. Köyün yani eğitimin dışında devasa sorunları var. Bulaşıcı evet. hastalıklar söz konusu. Köyün imarıdır, köyün geliştirilmesi, kalkınmasında sadece eğitim sorunu çözmeniz yetmiyor. Bu sebepten dolayı da ilköğretim geliştirme planı kabul edildi bu 1. Maarif Kongresi'nde. Buna göre köyün kalkınmasında ağırlıklı olarak öğretmen olmakla birlikte yalnız öğretmenlerle olmayacağı gerçeği anlaşıldı. Ve bu yetiştirilecek kurumlarda köye gerekli başka elemanlar da yetiştirilmek düşünüldü. Bu sebepten dolayı da kurulacak okullara, öğretmen okulu değil ya da köy öğretmen okulu değil, kurulacak bu okullara 39'da alınan şura kararı gereği köy enstitüsü adıyla açılması istenildi. Şuranın aldığı bu karara o günün devrin hükümeti de, siyasal iktidarı da bunu bir emir telak etti ve hemen işin içerisine girdi ve çalışmalar bu şekilde başladı. Demek ki enstitü adını almasının altında yatan da sadece öğretmen değil, köyün ihtiyacı olan başka şeyler de değil mi? Mesela sağlıkçıdır, işte başka... Şimdi köyde yaşayan kadınlar var. Evet. Kadınların en temel sorunlarından birisi de hamilelik döneminin sağlıklı ve... Evet. Hijyen bir şekilde yaşamaları sonlandırmalı, evet. doğumu gerçekçi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sonlandırmak gerekiyor. Ama o günün 1939'ların köylerine baktığınızda doğru dürüst yol yok. Evet. Yani ulaşabileceği doğru dürüst sağlık ocağı yok, doktor yok. Evet. Bütün bu ama bunun içinde işte sadece öğretmen değil,
köyün diğer sorunlarını da çözebilmek için enstitü adı buradan geliyor zaten. Anladım. Yani işin içerisine kompleks giriyor. Bir komple düşünün. Yani köyün geliştirilmesi, kalkındırılması için diğer enstrümanlar da buraya dahil edilmeye çalışıyor. Zaten köyden başladığı için köy ve bunlar da dahil edildiği için köy enstitüsü adını alıyor. O dönemde köye de çok fazla önem veriliyor. Yani mesela bugünkü gibi değil. Ha, bunun altındaki neden sadece kalkınma tarım mı yani? Başka bir şey var mı acaba? Ya tabii yani genç cumhuriyetin henüz daha sanayinizi kurmamışsınız. Evet. Var olan sanayi kuruluşları da Osmanlı'dan size kalan sanayi kuruluşları da Türkiye'de yaşayan kıyı kentlerinde örgütlenmiş olan küçük üretim tesisleri var. Bunlar da daha ziyade gayrimüslimlerin elinde. Evet. Yani Türklerin, Türk burjuvazisinin kendi milli kaynaklarıyla, kendi sermaye birikimiyle henüz ortaya koyduğu ciddi anlamda bir sanayi kuruluşumuz yok. Bu sebepten dolayı da şehirlerde bir ciddi anlamda nüfus yoğunluğu da yok. Cumhuriyet ilan edildiğinde, meclis Ankara'da toplandığında Ankara'nın nüfusu 25-30 bin kişiydi. Evet. Yani başkent olmasına rağmen. Onun için de köy önemli. Yani köyün hem ülkenin ekonomik anlamda geliştirilmesi, kalkındırılması bakımından önemli. Hem de nüfusun yoğunluğu, yani %85'i 90'ı kırsalda yaşadığı için bu kırsaldaki bu şeyin, iş gücünün ayağa kaldırılması gerekiyor. Yani devasa bir güç ayağa kaldırabilirsiniz. Ama bunu ayağa kaldıramadığınız zaman da ülkeyi geliştirmenizin, ülkeyi kalktırmanızın imkanı yok. Onun için Mustafa Kemal Atatürk bunu daha sağlığında gördüğü için şu ifadeyi kullanıyor. Bu meseleler tartışılırken köylü milletin efendisidir diyor. Evet, bu sözde oradan geliyor. Evet. Günümüzde durum diyor. Onu ilerleyen dakikalarda tartışırız yine. Peki öncüleri kim? Bu köy enstitüsünün kuruluşunda öne çıkan isimler var değil mi eğitim hayatımızda? Tabii ki bu işin ilk birinci öncüsü Mustafa Kemal. Evet. Şöyle biraz geriye gideceğim. 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalıyoruz. 11 Ekim 1922 dikkat et. Evet. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık. Milli mücadeleyi bitirdik. 22 Ekim 1922'de kaç gün geçiyor? 11 gün. 11 gün sonra Mustafa Kemal Bursa'da Bursa öğretmenlerine ve İstanbul'dan çağrılan öğretmenlere hitaben bir konuşma yapıyor Bursa'da. Hı-hı. Diyor ki, ordularımızın kazandığı zaferi sizin kazanacağınız zaferle taçlandıramazsak, öğretmenlere diyor bunu. Evet. Yani cehaleti ortadan kaldıramazsak, sizin kazanacağınız utkuyla bu zaferi taçlandıramazsak, cephede bizim kazandığımız zaferin hiçbir önemi yok diyor. Evet, ne kadar güzel. Evet, o anlamda dediğim gibi savaştan yeni çıkmış, Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan 11 gün sonra 22 Ekim 1922'de bunu söylüyor. Burada esas işin mimarı, öncüsü. Evet, onu soracağım. Yani Mustafa Kemal. Ha, diğerleri kim? İsmet İnönü. Evet. Bu öncünün tespitlerini, Mustafa Kemal'in tespitlerinin en yakın takipçisi. Diğeri kim? O dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan. Arkasından gelen, köyüncüleriyle beraber gelen Hasan Ali Yücel. Şair Can Yücel'in babası. Evet. Ve Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra bir araştırma, inceleme içerisine giriyor. Yani kendi kafasındaki eğitim modeline uygun öyle bir adam bulmalıyım ki ilköğretim genel müdürlüğüne getirilecek kendisi. Sonunda araştırma içerisine giriyor ve Ankara'daki Gazi Lisesi'nde öğretmenlik yapan İsmail Hakkı Tonguç bulunuyor. Evet, tam onu soracaktım. İsmail Hakkı Tonguç. Yani İsmail Hakkı Tonguç ilköğretim genel müdürlüğüne. Evet. Önce vekaleten atanıyor, Can Yücel bakan olduktan sonra. Hasan Ali Yücel bakan olduktan sonra. İlerleyen süreçte de İsmail Hakkı Tonguç o göreve asaleten getiriliyor. Kanun çıktıktan sonra, 17 Nisan 1940'tan sonra. Peki bu kanun çıkarken bazı tartışmalar vesaireye karşı çıkmalar oluyor mu? 17 Nisan 1940'ta çıkan bu kanunla ilgili yani buna karşı çıkan çevrelerde oluyor mu? Çok. Yani şöyle çok diyeyim, bir kez bahsettiğimiz dönem 1940'lı yıllar, yani 17 Nisan 1940'ta mecliste köy enstitüleri kanunu yasallaştı, çıktı ama çıkmadan önce çok tartışıldı. Dönem tek parti dönemi, evet. Tek bir siyasi parti var, Cumhuriyet Halk Fırkası ya da Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bu partinin içerisinde Cumhuriyeti ileri taşımak isteyen
Türkiye'yi çağdaş, modern ve gelişmiş bir kalkınmış bir ülke haline getirmek isteyen vekiller olduğu gibi bu siyasal partinin içerisinde milletvekili olmuş, parlamentoya girmiş, Anadolu'da eşraf dediğimiz, ayan dediğimiz temsilci kişilerin, o güçlerin temsilcileri de parlamento içerisinde var. Evet. Yani mecliste varlar. Kim bunlar diye soracak olursa, mesela örnek vereyim birkaç tane. İşte bölgemizden, Aydın'ımızdan Adnan Menderes. Evet. Parlamentoda. Anadolu'da bu tür şey Celal Bayar. Evet. Benim ilk aklıma gelen. Bunlar meclisteki tartışmalarda şunu soruyorlar. Hasan Ali, Milli Eğitim Bakanı'na. Kanun teklif olarak getirildiğinde neden aldı köy enstitüleri? O da anlatıyor. Yani köyün ihtiyacı sadece öğretmen değil. Komple evet. Bir şey evet. Kurmak gerekir düşüncesiyle. Bu ismi nereden buldunuz? Bu da nereden çıktı? Çok mu gerekliydi? Gibi sorular soruyorlar. Biraz altında galiba siyasi, komünizm falan böyle bir şeyler arıyorlar. Ya tabii ki onlar kırsalın gelişmesini ve kalkınmasını, uyanmasını arzu etmiyor. Evet. Çünkü o kırsal geliştikçe, kalkındıkça, köylü uyandıkça, köyün genci ve yetişkinleri uyandıkça o köy üzerindeki sömürü ağları parçalanacak, evet, olacak. Doğru. Yani doğru. Çünkü kırsalı, taşrayı bu güçlere bırakmışsınız. Evet. Bunu söylerken tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bütün milletvekilleri aynı fikirde değildi. Nitekim Saffet Arıkan gibi, Hasan Ali Yücel gibi çok kıymetli, değerli insanlar. En sonunda Hasan Ali Yücel şunu dedi. Bunu nereden buldunuz denildiğinde, nereden kopya ettiniz diye sorulur. Hiçbir yerden kopya etmedik. Evet. Kendi öz gerçeğimizdir, kendi tespitimizdir. Başkaları bizden örnek alsın, evet, diye savunma yapar. Nitekim de bugün dünyanın birçok gelişmiş, kalkınmış ülkesi bizim 1940 deneyimimizi kendilerine model olarak alıp pekala da hala uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi o dönemde köy enstitülerinde yetişen öğretmenlerin bazı sorumlulukları vardı. Yani onların zorunlu olarak yerine getirmeleri gereken görevler vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Bir de hani bunlar nelerdi? Mesela zorunlu olarak öğretmenlerin yapması gereken görevler. Bir de köy enstitülerinde hani öğretmen dışında dedik başka meslekler de yetişiyor. Onlar nasıl seçiliyordu? Nasıl yetiştiriliyordu öğretmen dışında yetiştirilen elemanlar? Şimdi sayılır mı? Sorunuza şöyle cevap vereyim. Birincisi, bu köy enstitüsüne gelen öğrenciler, yani öğretmen olmak maksadıyla, amacıyla enstitüye gelen öğrenciler, bir, bulundukları coğrafyada, köyde, kırsalda, ilçede, birinci 5 yıllık temel eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Böyle bir şart var. Böyle bir şart var. İkincisi, bu temel eğitimi alırlarken, biraz önce bahsettik ya, 4 tane işte öğretmen okulu açıldı falan, evet, yetiştirmek için. Bu temel eğitimi aldıktan sonra, bu temel eğitimi kendilerine kazandıran oradaki eğitim kadrosu, bunların içerisinde bu işi götürebilecek, yani öğretmen olacağına, toplumun önderlik yapabileceğine, sürükleyebileceğine inandıkları 5 yıllık temel eğitimi tamamlayan çocukları yaptıkları gözlemler neticesinde sen şuraya gideceksin. Sen yani çocuklar için, gençler, çocuklu 5 yıllık eğitimi tamamlar için söylüyorum. Bu şekilde yönlendirme yapıyorlar. 5 yıllık tamamlayan ve öğretmen adayı olarak tespit edilen bu adaylar enstitüye geliyorlar. Enstitülerde eğitime başlıyorlar. Enstitüde eğitim 5 yıl süreli. Evet. Yani 5 yılda burada eğitim alıyorlar. Ama enstitüye 5 yıllık eğitimi tamamlayamayacak ya da geldiğinde öğretmen olur diye gönderilip de sonradan enstitüdeki eğitim süreci içerisinde istenilen donanımda bir öğretmen olamayacağı anlaşılan kimi öğrencilerde yine o enstitüdeki öğretmen eğitici kadrosunun ortaklaşa görüş ve düşünceleri doğrultusunda onlara da meslek kazandırma eğitimi yapılıyor. Şöyle ki meslek kazandırma ediyor. Kırsalın ciddi anlamda sağlık memuruna ihtiyacı var. Erkek sağlık memuruna ihtiyacı var. Kırsalın ciddi anlamda yani ebeye ihtiyacı var. Evet. Kadınların hamilelik ve doğum sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için. İşte bunlardan öncelikle kendi istekli olanlar, kendi istekli olmayıp da öğretmenlik mesleğini ve bu donanımı yeterli şekilde sürükleyemeyeceği görülen bu gençlerden
bu yöne kaydırılıyor. Evet. Eğer sağlık memuru ve ebe olacak kadınlar için söylüyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan derhal ilgili birimden doktor isteniyor. Onların eğitimi Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uzman heyet, doktor da dahil olmak üzere 3 yıl süreyle o uzman heyetin kontrolü ve denetiminde eğitimlerini tamamlıyor. Hmm. Bu eğitimi tamamlayanlar öncelikle kendi köyleri olmak üzere, kendi köyleri değilken kendi köyüne gittiğinde sağındaki solundaki diğer köylerle de ilgilenmek zorundalar. Anladım. Yani bunlar o devlet memuru, yani öğretmenlere gelince, 5 yıllık eğitimini tamamlayan öğretmenlere gelince de bunlar 5 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra bunlar da öncelik kendi köyleri. Kendi köylerinde eğer ihtiyaç yoksa, daha önce bir atanmış öğretmen varsa, köyüne en yakın olan bir köye öğretmen olarak atanıyor. Ve orada eğitim vermek, sadece çocuklara değil eğitim. Yani köyün çocuklarına ABC öğretmek, dört işlem öğretmek değil. Çünkü sorularınız içinde vardır herhalde, nasıl bir eğitim programı uyguladılar diye. Öğretmen. Evet, şimdi onu da soracaktım. Yani mesela elinizde böyle hazır bir eğitim programı var mı? O bir günlük çizelgesi var mı? Öğrencilerin oradaki bir günlük ya da bir haftalık çizelgeleri nasıldı ders programı? Şimdi öğretmen adayları için uygulanan programdan bahsedeyim. Evet. Bir kez haftanın 5 günü, günde 8 saat, 40 evet. saat etti. 40 saat ders var. Hayır, cumartesi de var. Ha, cumartesi de. Cumartesi de öğleye kadar, öğle yemek saatine kadar 4 saat. Evet. 44 saat toplam ders var haftada. Bu 44 saatin 22 saati doğrudan akademik ve pedagojik derslerden oluşuyor. Evet. 22 saati ise iş üretimine yönelik dersler. Hmm. Yani enstitünün içerisinde bu enstitü uygulamalı dersler. Uygulamalı yani. Dersler. Yapıcılık, zanaat, evet. arıcılık, kooperatifçilik, evet. balıkçılık aklınıza ne gelirse yani evet. dersin yanında. Sadece akademik derslerden pedagojik formasyondan başarılı olmanız yetmiyor. Evet. Bunları da yapmanız, bilmeniz gerekiyor. Her şeyden önce en az bir iki enstrüman çalmanız gerekiyor. Yani müzik eğitimi son derece önem arz ediyor. Onu diyecektim. Yani bu dersler için böyle bir sosyal etkinlikleri de var mı bunların? Hani işte tabii ki sosyal etkinlikleri var. Yani sosyal etkinlikleri var. Enstrüler sadece körü körüne sabahtan akşama yat kat eğitim yapmıyor. Bu işin eğlence kısmı var. Bu işin denetim, disiplin kısmı var. Yani enstitü dediğiniz enstitüler şöyle söyleyeyim. Enstitüler açılırken, yerleri belirlenirken rastgele belirlenmiyor. Bir plan program dahilinde enstitü merkezleri belirleniyor. Ne kadar, kaç tane enstitü açılıyor? Onu... Kanun çıkmasından sonra 41 tane, pardon 40'ta kanun çıkıyor. Süreç içerisinde başlangıçta 10 kadar, yani kısa sürede 10 kadar enstitü tamamlanıyor. Daha sonra bunlara yeniler de ilave edilerek 1946'ya gelindiğinde ülke genelinde coğrafi bölgelerin dağılımı da dikkate alınarak 21 tane köy enstitüsü var. Bunlar ülkenin ihtiyacına göre değil mi? Belirli yerlere planlama dahilinde yapılıyor. Evet. Ve her enstitüde en az 1000 öğrenci, karma öğrenci bunlar. Evet. 1000 öğrenci kalacak, yatacak, eğitimini tamamlayacak. Bu sadece pansiyon olarak değil, sadece yemekhane olarak değil, iş atölyeleri olarak da evet. söz konusu. Hamamıdır, kütüphanesidir, konferans salonudur, tiyatro salonudur. İşte sinema salonudur. Bütün bunları ben ortaklarda görev yaptım yıllar önce. Evet. 93 ile 99 yıllar arasında. Ben ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'ne geldiğimde köy enstitüleri döneminden orada 16 metre, milimetrelik sinema makinesi vardı. Evet. Vakti zamanında devrinde Sovyetler Birliği'nden gönderilmiş. Yani bu okullar oradan getirilmiş. Evet. Peki bu şeyden bahsettiniz. Dediniz ki işte etkinlikler vesaire var dediniz de cumartesi günü öğleden sonra bir toplantı yapılıyor. O benim çok hani beğendiğim bir şey olmuştu. Bütün okul öğretmenler toplantı. O nedir? Biraz önce öğretim programını sordunuz ya. Evet. Onu tamamlayayım, bu sorunuza da cevap vereyim. Şöyle ki öğretim programlarına baktığımızda enstitüdekinde bir kez 6'da kalkıyorsunuz sabah. Hmm. 1 saat 15 dakika veya 1 saat süreden kalktığınızda günlük temizlik işlerinizi yapıyorsunuz. Sporunuzu yapıyorsunuz. Kahvaltıya gidiyorsunuz. Bu spor toplu olarak yapılıyor.
bazen müzik eşliğinde yapılıyor. Yani bütün enstitü öğrencileri karma eğitim içerisinde okulun en geniş alanında mevsimsel şartlarda dikkat alınarak sporunuzu yapıyorsunuz. Sabah sporu. Sabah sporunuzu yapıyorsunuz. Arkasından özgür okuma saati başlıyor. Adı aynen bu. Özgür okuma. Özgür okuma etkinliği. Yani zorunlu, şöyle okuma zorunlu ama istediğiniz eseri, istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Yani öğretmenin size bir şey tavsiye etmesi ya da şunu oku, sen bunu oku deme şansı yok yani. Evet. Öğrenci kütüphaneden, ki o dönem Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tercüme bürosu kuruluyor, dünya klasikleri tercüme ediliyor ve her enstitüye öğrencilerin ihtiyacı kadar, yani sayısı kadar demiyorum, ihtiyaç bilen neyse, bu sayıda hem yerli hem yabancı dünya klasikleri bu kütüphanelerde bulunuyor. Bu 30'da 40 dakika sabah okuması. Evet. Arkasından 4 saatlik eğitim. Okulun yarısı 4 saatlik eğitim, akademik eğitim yaparken diğer yarısı atölyelerde, iş eğitimindeler. Anladım. Öğleden sonra da sabah iş eğitimine gidenler tersine dönüyor. Akşam imenden önce bir 45 dakika etütünüz var. Yani çalışmanız var. Ders çalışacaksınız. Yemeğe gidiyorsunuz. Yemekten sonra bir boş vaktiniz var. 1 saat 15 dakikalık. Yine 1 saatlik daha etüt çalışması. Yani zorunlu ders çalışması var. Ve akşam 20.45'te sessizlik. Yani işte saat 21 gibi diyelim. Yat saati. Evet. Bu şekilde. Kendi ekmeğinizi kendiniz üretiyorsunuz. Tabii her şey. Kendi tarım arazinizden kendi meyvenizi, sebzenizi, mutfakta gerekli olanı kendiniz üretiyorsunuz. Fazlasını da döner sermaye üzerinden veya kooperatif üzerinden köylüye satıyorsunuz, dışarıya satıyorsunuz. Enstitüye de bu şekilde bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Peki o dönemde öğrenciler üzerinde hani ödül ceza sistemi vesaire de vardı değil mi? Mesela bugün disiplin kurulu var işte orada da. Sonuçta herkes kurala uymuyordu yani ya da uymayanlar da var mıydı bilemiyorum da ödül ceza sistemi de aynı. Şimdi sayılırım bir kez o günün eğitimcileri başta bu işe yani kendini adamış İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim evet. Genel Müdürü olmak üzere şuna inanıyorlar. Her bireyin eğitilebileceğine mutlaka her bireyin eğitilebileceğine inanıyorlar. Yani bundan bir şey olmaz, bundan bir şey çıkmaz diye düşünmüyorlar. Evet. Elbette ki öğrencilerin ilerleyişi, kavrayışları, süreçleri hepsi aynı anda paralellikte gitmiyor. Evet. Ama öyle bir sistem kuruyorsunuz ki 1'den 5'e kadar sınıflarınız var. Yani 1. sınıflar, 2. sınıflar, 3. sınıflar, 5'iniz var. Büyük sınıflar alt sınıftaki çocukların anlayamadığı, kavrayamadığı derslerine yardımcı oluyorlar. Yani evet. Destek sunuyorlar. Evet. O anlamda da ceza söz konusu değil. Ceza söz konusu değil derken zaten bir şeyi eksik yaptığınızda cumartesi bayrak töreninden sonra bir haftanın değerlendirmesi toplantısı yapılıyor. Eleştiri, öz eleştiri çalışması yapılıyor. Evet, onu merak etmiştim ben. Şimdi bu cumartesi öğleden sonra bayrak töreninden sonra bir 4-5 saat süren eleştiri, öz eleştiri toplantısında o haftanın nöbetçi öğrencisi, baş nöbetçi öğrencisi haftayı değerlendiriyor. Bu çalışmaya, eleştiri, öz eleştiri toplantısına sadece öğrenciler katılmıyor. Okulun bütün çalışanları, öğretmenleri, eğitmenleri, diğer personel, çalışan personel, okul idarecisi ve enstitünün müdürü dahi oraya katılıyor. Ve orada da öğrenci temsilcisi bir haftalık gözleminde dayalı olarak aldığı raporları orada değerlendiriyor. Diyor ki şunu şunu çok iyi yaptık. Bu çok iyi yapılan işi atıyorum şu sınıf yaptı ya da şu öğrenciler yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama şu işi de elimize yüzümüze gözümüze bulaştırdık. İstenilen sonucu elde edemedik. Evet. Arkadaşlarımız ne diyor bu konuda? Orada savunma veriyor. Evet. Şu gerekçeyle bu işi yapamadık, başaramadık diye. Eleştirilerde sınır yok. Enstitü müdürü dahi eleştiriliyor. Nitekim şurada Tahsin Yücel'in kitabı var. Bu kitabı okuduğumuzda enstitü müdürünü bile eleştiriyorlar böyle bir çalışmada öğrenciler. Enstitü müdürü de... Yani eğitim aslında çok demokratik bir ortamda yürütülüyor. Tabii ki. Zaten buradaki enstitülerdeki temel hedef önce insanın özgürleşmesi. Evet. İnsanın özgürleşmesinden anladığımız önce zihinleri özgürleştirmeniz gerekiyor. Tabii.
Yani zihninizi eğer bir yere bağlamamanız gerekiyor. Zihni özgürleştirirseniz, özgürleşen zihin daha yaratıcı olur. Özgürleşen zihin bir eylem ya da işlem yapacağı zaman, bir davranışta bulunacağı zaman daha özgür ve rahat hareket eder. Yani, yoksa aklı, zihni özgürleştirmediğiniz sürece o bireyden yaratıcılığı bekleyemezsiniz. Peki bu kadar iyi giden, yani her şey bu kadar güzel giderken nasıl oldu da bu köy enstitüleri kapanma noktasına geldi? Şimdi Sayın Yıldırım... yani ülke ekonomisine, şimdi, ülkenin eğitim kalkınmasına gerçekten büyük katkısı olan bu köy enstitüleri ne oldu da birdenbire gündeme geldi, kapatalım dediler. Halbuki ne güzel işte. Bak buna geçmeden önce ben şunu söyleyeyim. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanlığı döneminde köy enstitülerin en önde giden destekçilerindendir. Yani Atatürk'ten sonra en öne çıkan isimlerden birisidir. Sık sık enstitüleri ziyaret ediyorum. Onunla ilgili bugün siyah beyaz resimler görürsünüz arşivlerde. Orada İsmail Hakkı Donguç'a ve Hasan Ali Yücel'e bir gün diyor ki İsmet İnönü, elinizi çabuk tutun diyor. Ben en az bu şekilde 21 değil diyor. Elinizi çabuk tutun diyor. 60 tane daha okul istiyorum diyor. İsmail Hakkı Donguç da diyor çok zor. Nesi zor diyor? Pedagojik bir şey var mı diyor? Engeli var mı? Pedagojik açıdan bir sakıncası var mı diyor? İsmail Hakkı Donguç'a soruyor İsmet İnönü. Hayır yok diyor. O zaman diyor nesi zor diyor? Mali kaynak diyor. Orasını düşünmeyin diyor. Mali kaynağı ben çözeceğim diyor İsmet İnönü. Bu elinizi çabuk tutun diyor. Yoksa bu okulları kapatacaklar diyor. Çünkü enstitülerin açıldığı dönem 40'la 46 yıllar arası. Evet. Tamam mı? Yani köy enstitüsü olarak hizmet verdiği dönem. Dünya hangi durumda bu dönemde? İkinci Dünya Harbi'ni yapıyor. Avrupa insanı, o çağdaş, modern bildiğiniz, batılı bildiğiniz Avrupa birbirini boğazlıyor. Evet. Birbirinin şehirlerini bombalıyor. Yani savaşın içerisinde. Şimdi diyorlar ki işte İsmet İnönü tarafsız kalmakla, Türkiye'yi savaşa sokmamakla bizi pasiviz etti. Evet. Ya da bizi etkisizleştirdi. Ne alaka? Yani. İşte insanlar Avrupa'da birbirlerinin şehirlerini, fabrikalarını, tesislerini bombalarken Türkiye genç cumhuriyet eğitim devrimi yapıyordu. Evet. Köyü geliştiriyordu. Sadece köyü geliştirmekle kalmıyor. O 30'da 45 yılları arasında Türkiye çok büyük adımlar attı. Sanayileşmesine başladı. Devletçik politikasıyla. Daha da önemlisi 1936'da Montreux'u çözdünüz. Evet. Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlar meselesini hallettiniz. Evet. Daha da ötesi 38'de Hatay meselesini çözdünüz. Evet. Dünya savaşı tartışırken, Avrupa ve diğer egemen güçler dünyada savaşı tartışırken Mustafa Kemal Atatürk'ün o ileri stratejik görüşü doğrultusunda o zaman Mustafa Kemal Atatürk Boğazlar meselesini gündeme getirdiğinde Avrupa savaşa doğru, yani emperyal devletler savaşa doğru gittiği için öncelikli hedefleri savaştı. Evet. Onun için Türkiye'nin böyle bir talebi varmış yokmuş. Onlar için çok da birinci derecede öncelikli değildi. O da bunu zamanlamayı iyi yaptı. Stratejisini kurdu ve Boğazlar sorunu çözdü. İkincisi Hatay. Ana vatana katılması. 1838'de bağımsızlığını kazandı Hatay. Onun sağlığında. Onun ölümünden sonra kurulan Hatay Bağımsız Cumhuriyeti de bir yıl sonra 39'da ana vatan Türkiye'ye katılma kararı aldı. Evet. Değilse dünya eski dünya olsaydı savaş yoluyla bile almanız güçtü. Ya da Boğazların egemenliğini Türkiye'ye bırakırlar mıydı? Bırakmazlar. Burada da işte İsmet İnönü'nün de elinizi çabuk tutun. Yoksa savaş bittiğinde insanların dikkati içeriye çekilecektir. Yani meclisteki bakanların, parlamenterlerin dikkati size dönecektir. Size dönünce de yaptığınız bu işler eleştirilecektir, tenkit edilecektir. Elinizi çabuk tutun demesi o. Nitekim bu uzak görüşlülük de doğrulandı. 46'ya gelindiğinde 46 seçimleri yapıldı ve Demokrat Parti iktidara gelemedi. Demokrat Parti 45'te kuruldu. Niye kuruldu? Meclisin gündemindeki önemli konulardan birisi de toprak reformuydu. Çünkü Atatürk'ün en çok arz ettiği konulardan birisi de topraksız köylüyü topraklandırmaktı. Yani toprak reformuydu. Ama biraz önce ismini verdim. Ayan dedim, eşraf dedim, büyük toprak sahibi kişiler, ağa dediğimiz kişiler toprak reformuna karşıydılar zaten. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmalarının sebebi de budur. Koptular ve 45'te Demokrat Parti'yi kurdular. 46 seçimlerine girdi. 46 seçimlerinde iktidarı kazanamadı
Yani yeterli çoğunluğu sağlayamadı Demokrat Parti ama 1950 seçimlerinde yeterli çoğunluğu sağladı. Ama 46'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir yanılgısı oldu, hatası oldu. Onu da söylemekte yarar var. Hasan Ali Yücel'i görevden aldılar ve yerine bir başka bakan atandı. Yani sağ yapıda, sağ düşüncede bir kişi Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Bu kişi Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildiğinde Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alındığı için yine CHP'li kadrolar tarafından Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tomuş dedi ki bakanın alınmasından sonra beni de görevden alın dedi. Ama o gün Milli Eğitim Bakanı hayır beraber çalışacağız dedi. Maksat şeyi pasivize etmekti. Yani direnci pasivize etmekti. Evet. Bakan beraber gibi çalışacağız dediği adamı 3-5 ay sonra Talim Terbiye Kurulu'na atadı üye olarak. Birkaç ay sonra da oradan aldı Ankara'daki liselerin birisine öğretmen olarak atadı. O bakan hatırlıyor musunuz ismini? Tabii tabii. Safet Erkan değil. Yok Safet Erkan değil. O çok önceydi. Bakan... Peki bu arada siz ona bakarken ben şeyi de yani bu şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum size. O bakanımızın ismi Reşat Şemsettin Sirer. Sirer evet. Şemsettin. Hatta Sirer döneminde bu şeyler devam edecek. Yani Sirer döneminde yani köy enstitülerinden vazgeçme düşüncesi ilk kez Recep Peker'in başbakan olduğu ve Sirer'in de Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde enstitülerden vazgeçilmeye çalışıyor. Tabii bu bir gecede hemen vazgeçmek de kolay değil çünkü arkada büyük bir emek var. Tabii. Büyük bir iş var. Bu 6 yıllık sürede 17.300 öğretmen yetiştirmişsiniz, köylere göndermişsiniz. Köylerde sadece dediğim gibi köyün çocuklarını eğitmiyorlar, aynı zamanda köylüyü de eğitiyorlar. Köyün ihtiyaç duyduğu modern tarımı getiriyorlar. Çünkü o gün için enstitüden ayrılan öğretmen adaylarına yanlarında götürmek için verdikleri demirbaşlar var. Köye vardıklarında da sahip olacaklar araçlar var. Bunlar devlet tarafından karşılanıyor. Örneğin gittiği yerde tarıma uygun bir köyse bir çift öküz, pulluk, evet, benzeri araçlar kendilerine temin ediliyor. Bunlar demirbaşlı kayıtlı. Öğretmen görev süresini doldurup ayrılacağı zaman da arkadan gelen öğretmene devretmek zorunda bu demirbaşlı. Böyle bir uygulama var yani. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Yani köy enstitüleri tabii 1946'da mı kapandı? Hayır. 46'dan sonra öğretim programlarında değişiklik yaptılar. Ders saatlerini sayısını düşürdüler. Özellikle iş eğitimini öncelikle 6 saat daha azalttılar. Evet. Daha sonra da 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti zamanına kadar da yapılan icraatları, Cumhuriyet'in eğitim devrimlerini o günün Demokrat Parti sözcüleri şöyle yorumladılar. Millete mal olmuş yenilikler, millete mal olmamış yenilikler şeklinde. Ve köy enstitüleri projesini de yani köy enstitüleri modelini de kalkınma modelini de millete mal olmamış bir eğitim çalışması olarak değerlendirdiler. Yavaş yavaş peyderpey. Tabii bu arada köy enstitüleriyle ilgili de karalama çalışmaları da oldu. Bir sürü dedikodular yayıldı. Böylece aslında belki kamuoyu da bu köy enstitülerinin pasivize edilmesine hazırlandı bir anlamda diye. Evet, şöyle söyleyeyim. Bir ara mecliste bir gizli oturum yapılır. Komünizmle mücadele konusu tartışılırken bu komünizmle mücadele tartışmalarının içerisine köy enstitüleri de çekilmeye çalışılır. Evet. Bu okullardaki öğretmenlerin birçoğunun işte solcu, sosyal demokrat, Atatürkçü, cumhuriyetçi öğretmenler sol eğilimli olmakla gıyaplarında suçlanırlar. Yani ortada somut hiçbir delil olmadığı halde ve bu sebepten dolayı da köy enstitüleri 27 Ocak 1954 tarihli kanun ile İlköğretim okullarına dönüştürülür. Evet, Demokrat Parti zamanında. Maalesef. Daha sonra da ilköğretim okullarına dönüştürülen bu okullar artık enstitü olmaktan çıkar ve biraz zamanımızın darlığı sebebiyle söyleyemedik. 46'da Sirer Milli Eğitim Bakanı olduğunda enstitülerde karma eğitim vardı. Yani kızlar, erkek öğrenciler yan yana aynı sınıfta pansiyonlar farklı olmakla beraber iş eğitiminde, dersliklerde beraber eğitim görüyorlardı. Ama Sirer'in bakanlığının ikinci yılında karma eğitimden vazgeçildi. Ve Kızılçullu özellikle karma eğitim kızlar Kızılçullu'da toplandı 21 enstitüden.
buradaki erkek öğrenciler de diğer enstitülere dağıtıldı. Böylece köy enstitüleri tabii ne diyelim artık ömrü dışarıdan zorla tamamlanmış oluyor. Biraz bugüne gelmek istiyorum. Daha doğrusu son sorumuzu soracağım. Çünkü vaktimizi de hayli açtık. Remzi Çomakçı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin başkanı. Birkaç cümlede bu dernekle ilgili konuşalım istiyorum. Bu derneğin başkanısınız. Bu derneğin kaç şubesi var? Sizler neler yapıyorsunuz? Ve kısaca amacınız nedir? Onunla bitirelim isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Sayın Yıldırım, şimdi derneğimiz 2001'de İzmir merkezli olarak kuruluyor ve bu İzmir merkezinde kurulan dernek ilk kuruluş çalışmalarını yürütürken tabii 21 yıl önce hala köy enstitüsü mezunu birçok ablamız, abimiz vardı. Evet. Hala hayatta olanlar var. Bunlardan bir tanesi de biz geçtiğimiz Eylül ayında kaybettik. Aydın Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği kurucu başkanımız Sayın Yusuf Büyükçoban. Evet. 1928 doğumluydu. Evet. Yani ne olur işte 93 yaşında geçtiğimiz Eylül ayında kendisini kaybettik. Evet. Yine Yusuf Büyükçoban abimizden büyük olmakla beraber, yaşça 1-2 yaş büyük olmakla beraber hala ilimizde de hem derneğimizin üyesi hem de Ortaklar Köy Enstitüsü mezunu şeyimiz var, bir büyüğümüz var. Evet. Şu an bizim derneğimize kayıtlı, kayıtsız olan da olabilir. Derneğimize kayıtlı 5 tane köy enstitüsü mezunu büyüğümüz var Aydın'da. Türkiye'de kaç tane var bu dernekte? Şu an Türkiye'de şube olarak söylüyorum. Çünkü şube olabilmeniz için belli bir üye sayısına erişmeniz evet. gerekiyor. Şube olarak 25 şubemiz var. Evet. Ama şubelerin dışında da şubeleşemediğimiz il ve ilçelerde de yine bir 30'un üzerinde de temsilciliğimiz var. Evet. Buraya keşke getirseydik. Biz şu an köy enstitüleri döneminde çıkan bir dergi vardı. İmece dergisi. Evet. Enstitüler arasındaki yapılan çalışmaları paylaşan, işte haberleşmeyi sağlayan ve oldukça da hacimli bir dergi. Birinci sayısı 178 ve 176 sayfa diye evet. çıkıyor bildiğim kadarıyla. Yine biz günümüzde de bu dergiyi 66. sayıyı çıkardık. Önümüzde 67. sayı var. Yani derneğimizin kurulmasından bugüne kadar kurumsal anlamda hakemli bir dergi. 67. sayısı gelecek önümüzdeki günlerde. Bunu yapıyoruz. Burada Aydın'da da neler yaptığımıza gelince, tabii sadece bizim Aydın'da yaptıklarımızı anlatırsak diğer şubeler de bizden belki bir kısmı bizden bir adım öndedir. Evet. Ya da biz onlardan bir adım gerideyizdir. Az çok aynı çalışmaları yapıyoruz. Şimdi Sayın Yıldırım, Cumhuriyet, şöyle söyleyeyim, köy enstitüleri Cumhuriyet'in en köklü eğitim kurumlarındadır. Evet. Kurumlarıdır. Yani hatta Cumhuriyet'in eğitim devriminin devrimidir. Köy enstitüleri evet. gerçeği diyoruz. 1940 ile 1946 yıllar arasında kesintisiz olarak eğitim çalışmalarını yapmış. Toplum nezdinde önemli bir o kadar da onurlu bir yere sahiptir köy enstitüleri evet. derneğimiz. Enstitü yerleşkelerinde ekilen tohumlar kısa sürede ürüne dönüşerek yüzyıllarca ihmal edilmiş kendi kaderine ağaların ve eşrafın eline teslim edilmiş köylerimizi, köylülerimizi ve köyün çocuklarını ayağa kaldırmıştır köy enstitüleri. Onlara kul olmadan, maraba olmadan, ezilmeden, sömürülmeden de yaşamanın mümkün olabileceğini gösterdi köy enstitüleri. Bu anlamda bir eğitim devrimini zihinlerden silmek isteyen gelecek iktidarlara karşı, karanlık güçlere karşı Anadolu aydınlanmasının ışığı olan köy enstitüleri, ruhunun felsefesinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Siz de bu amaçla. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tarihin bize yüklediği bu ağır görev ve sorumluluk, bunun bilincindeyiz ama imkansız olmadığını da biliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bunun ışığı. Çünkü bugün enstitülerin bu binalarında hangi taşı kaldırsak ortaya bir köy enstitüsü belgesiyle çıkıyor. Bugün işte derneğimizin en önemli çalışmalarından birisi de gerek yerelde gerek merkezde bu felsefeyi günümüz kuşaklarına aktarmak ve o dönemin yapılan işlerini bilimsel akademik çalışmalarla kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Remzi Çomakçı idi. Kendisiyle köy enstitülerini konuştuk.
Konuştukça aslında üzüldük ve ne kadar kıymetini bilmediğimiz bir şeyi nasıl da elimizden çıkarmışız, bunu gördük. Ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği aslında bu köy enstitülerinin bıraktığı mirası yaşatmak amacıyla kurulmuş. Aydın'daki Şube Başkanı da Remzi Çomakçı, hatta ben de bu derneğe üyeyim. Bu derneğe destek vermek lazım. Bu felsefeyi, en azından köy enstitüleri felsefesini iyi anlamak açısından. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizleri çok aydınlattınız. Zamanımız kısıtlıydı ama aslında zamanımızı da epey aştık. Anlayışınıza sığınarak varsa son sözlerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Aydın Şube Başkanı olarak hem yönetim kurulu üyelerimiz adına hem 300 dolayında üyemiz var. Bu 300 üyemiz adına, Aydın kamuoyu adına bizi burada misafir ettiğiniz için Şahin Yıldırım ile Kültür ve Sanat Programı'na teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bir başka programda yeniden beraber oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Şahin Yıldırım'dan da bu hafta bu kadardı. Başka bir programda, başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.